Merhaba hepinize. Bugün güzel bir vlogla sizlerleyim ama maalesef bu vlogda sesim kısık olduğu için, birazcık üşüttüğüm için böyle çekmeye karar verdim. Sizinle bu şekilde konuşarak günümü ilerleteceğim. Umarım keyif alırsınız. Umarım sizin için de güzel bir video olur. Sabah uyanıyorum ve ilk yaptığım şey Slowly diye bir uygulama kullanıyorum ben. Bu uygulamada dünyanın her yerinden insanlara mektuplar yollayabiliyorsunuz. Ben de bunu yapıyorum. Mektuplar yolluyorum ve gelen mektupları okuyorum. Bayağı uzun bir mektup gelmişti bu sabah. Onu okuyordum. Daha sonra YouTube'dan bir video açıyorum ve kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Kahvaltıdan sonra tabii ki haplarımı alıyorum. Daha sonra giyiniyorum, hazırlanıyorum, makyajımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ve burada da size birazcık kıyafetimi gösteriyorum. Daha sonra Starbucks'a gidiyorum. Starbucks'ta Marina ile buluşuyorum. Marina ile beraber sohbet ediyoruz. Birazcık vakit geçiriyoruz. Ben de dışarı çıkmış oluyorum. Sesimi çok yormadan biraz sohbet ediyoruz. Daha sonra eve geliyorum. Kendime yulaf hazırlıyorum. Çilekli ve çikolatalı. Çalışma ortamımı hazırlıyorum ve birazcık ders çalışıyorum gece yatmadan önce. Yo yo, merhaba, nasılsınız? Benim sesim gitti. Ya böyle konuşunca da çok garip hissediyorum. Nasıl duyuluyor oradan bilmiyorum. Yarım yarım sesim gidiyor. İnşallah şu anda buraya altyazı koymak zorunda kalmam. Neyse, size bugün ses update yapmak istedim. Hala bu şekildeyim. 3 gündür sesim bu şekilde. Bu yüzden dün bütün günüm zaten bildiğiniz gibi sessiz vlogladım. Sonra dedim ki bugün de video çekmeye niye devam etmiyorum. Ama sesim hala bu şekilde. Allah'ım ne olur çok kötü duyuluyor olmasın ya. Neyse. Dedim ki birazcık bu sefer konuşacağım. Yani siz de bilin sesimin nasıl olduğunu siz de bilin istedim. Bu haldeyim arkadaşlar. Konuşurken çok zorlanıyorum. Yani şu an iki katı efor sarf ediyorum kelime ağzımdan çıkarken. Ve nasıl böyle oldu bilmiyorum. Test yaptım. Negatifim. Korona değilim. Ama neden olduğunu aslında biliyorum. Yani. Bunu da saklamak istemiyorum. Arkadaşlar birkaç gün önce birazcık yanlışlıklar oldu. Evin bütün camları açıkken uyuyakaldım ben tişörtle. Ve ertesi günü böyleydim yani. Günlerdir sesim çıkmıyor. Yeni yeni toparlamaya başladım. Ama bakın ki işte... Azimli YouTuber video çekmeye devam ediyor. Neyse size daha fazla işkence çektirmeyeceğim bu ses tonumla. Giyindim, hazırlandım. Zaten akşam oldu, saat 5 falan oldu yani. Bütün gün hiçbir şey yapamadım. Sabah uyandım, yatmaya devam ettim çünkü halsiz hissediyordum. Ama şimdi hazırlandım, dedim ki birazcık Starbucks'a gideyim. En azından birazcık ders çalışıp işlerimi halledeyim. Çünkü evde kaldığımda hiçbir şey yapmıyorum yani. Birazcık gidelim sizinle beraber. Bir şeyler yapalım. Ondan sonra eve geri gelelim. Sesim de inşallah artık düzelecek ya. Yani. Şurup içiyorum, hap içiyorum, pastil alıyorum. Hala bu şekildeyim. Yanım. Arkadaşlar bu minnoş şey. Her gün burada. Her bir yere gideceğimde bir sevgi seansı geçiriyoruz. Hamile bir de. Seni yerim ben ya. Bakın. Çok tatlı bir şey. Sürekli kendini sevdirmek istiyor. Kuzum benim. Gel. Oh. Seni ben yerim.
Günaydın hepinize. Durun. Çok yüksek kaldınız. İyi miyiz böyle? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika sizi biraz aşağı indireyim. Yok, yukarı mı kaldırmam lazım? Karıştık şu an. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yataktan çıktığım gibi vlogu açtım. Saçım başım da çok dağınık da sizinle birazdan hazırlanacağız. Her şeyi halledeceğimize inanıyorum. Sesim hala birazcık garip, biliyorum. Hastaydım, bayağı bir süredir videoda çekemedim. Hiçbir şey de yapamadım. İyileştiğim anda direkt kamerayı elime aldım. Vlog çekmeye devam ediyoruz. Yani bu seferki video atamama sebebim hiç benim tembelliğim değildi arkadaşlar. Bir haftadır yatakta full yattım yani. Daha bugün sesim çıkmaya başladı. Sesim kısılmıştı. Neyse, bugünden birazcık size bahsetmek istiyorum. Bugün benim Romanya'daki son günüm. Yarın Romanya'dan gidiyorum. İngiltere'ye gidiyorum ailemi ziyaret etmeye. İngiltere'ye gitmeden önce de bugün yapmam gereken çok şey var. Her şeyi son güne bıraktığım için birazcık yanlışlıklar oldu. Valiz yapmam lazım. Son alışverişlerimi yapmam lazım. Uçak için check-in yapmam lazım. Evimi tertiplemem lazım. Her şeyin hazır olduğuna emin olmam lazım. Ve o şekilde yola çıkmam lazım. Sizinle bol ev temizlikli, bol hazırlıklı bir gün geçireceğiz yani. Anlayacağınız üzere. Biraz minik banyomdan update'liyorum arkadaşlar. Yolculuk için böyle bir çantam var benim her zaman. Ve size şimdi yolculukta götürdüğüm cilt bakım malzemelerimi göstereceğim. Harika. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir şeyim var. Küçük, ne denir bunlara? Travel boy şişelerim var. Bunun içine yüz yıkama jelimi koydum. Pompalı olduğu için bu daha kolay olur diye. Burada da iki tane gündüz ve gece serumum var. Arkada bir tane cımbız var. Bunu direkt bu şekilde koyacağım. Kullandığım La Roche'un miseler suyunun küçük boyu var. Travel boyu. Bunu direkt böyle bu şekilde götürüyorum. Saçıma her duştan sonra sürdüğüm, çok severek kullandığım bu Morphos'un serumu var. İnanılmaz güzel. Gerçekten kuru saçlarınız varsa kesinlikle bu serumu öneriyorum. Onun dışında günlük nemlendiricilerim var. Bu var. Bu da göz için. İkisi de aynı markalar. Biri gözaltı nemlendiricisi, biri de yüz nemlendiricisi. Bir tane toka, bir de gua sha'mı koyuyorum. Bunların hepsini direkt çantama yerleştirdim. Aa, lens suyumu unuttum. Bir de lens suyumu almam lazım. Bunları valize götürelim. Artık yavaş yavaş gece rutinime geçiyorum. Valizimi yaptım. Check-in'imi hallettim. Her şey tamam olduktan sonra. Müziğimi açıyorum ve ilk önce evi toplamaya başlıyorum. Olan küçük dağınıklıkları kaldırıyorum. Daha sonra cilt bakım vaktine geliyor. Yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, saçımı tarıyorum. Yatmadan önce birazcık telefonda vakit geçiriyorum. Oturup biraz oyalanıyorum burada. Daha sonra eşofmanımı çıkarıyorum. Şortla daha rahat uyuyorum geceleri. Üzerime uzun bir şey alıyorum ve ışıklarımı kapatıyorum. Ben genellikle oturma odasındaki küçük ışıklarımı açık bırakıyorum gece uyurken. Yatak odasında herhangi bir ışığı açık bırakmıyorum.
Böyle bir loş ortam yarattıktan sonra yatağa geçmeden önce planlamamı yapıyorum. Yarınki yapılacaklar listemi oluşturuyorum. Gözden geçirmem gereken şeyleri gözden geçiriyorum. Yani yarına küçük bir hazırlık yapıyorum yatmadan önce. Her şey hazır olunca yatağa geçiyorum. Birazcık da tabletimle vakit geçiriyorum. Günlük journal'ım var. Günlüğüm var. Böyle her gün biraz bir şeyler yazdım. Ona bir şeyler yazıyorum. 5 minute journal'ı kullanıyorum ben şu anda. Çok güzel, mutlaka size de tavsiye ederim. Daha sonra birazcık bir şeyler izliyorum ve uykuya geçiyorum. Benimle birkaç günüme dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.